Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Hoidord'de Türkçe yama nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar eskiden ben size bir dosya verirdim. Siz o dosyayı oyun klasörlerinden birine atar, o şekilde yapardık. Ama yeni şekilde direkt bunu mod olarak indirebiliyoruz. Atölyeye tıklıyoruz buradan. Buradan Türkçe yama yazacağız. Ben hangi Türkçe yamanın çalıştığını söyleyeceğim. Bu arkadaşlar. Bu Türkçe yamayı indiriyoruz. Aşağıda linkini vereceğim ben size. Bu adını alıp direkt burada atölye kısmını kopyalayıp yapabiliriz. Modu abone olduktan sonra arkadaşlar mod indirilecek. İndirme tamamlandıktan sonra Hoidord'a geleceğiz. Hoidord'umuz açılsın, direkt göstereyim ben de size. Hoidord açılsın, geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun açıldı. Size de bu şekilde açılıyordur muhtemelen oyun. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Burası şey kısmı. DLC kısmı. Oyunun setlerine geliyoruz. Burası mod kısmı arkadaşlar. Burasının da büyüklenmesini beklerim. Çünkü oyun daha yeni açılıyor. Hem DLC açmayı bilmeyen arkadaşlar için de şöyle göstereyim. Şöyle devre dışı böyle etkin oluyor yani. İstediğiniz her şeyi o şekilde aktif edebilirsiniz. Ben hemen modu bulayım şuradan. Evet. Bu şekilde yazacak arkadaşlar. Hearts of Iron 4 Türkçe ama bunu etkin hale getirdiğinizde oyununuz Türkçe olacak. Modlu oynuyorsanız yani şöyle söyleyeyim. Yeni Venzo modlarından örnek vereyim. Venzo'nun bir tane modu var. O modlardan birinde oynuyorsanız filan tüm hepsi değil, bazı şeyler İngilizce kalabilir. Onu da şimdiden söyleyeyim. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.